Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Snoopy SN03P'nin açıklamasında bahsettiğim BM800'ün kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Şimdi videomuza geçelim. Ürünü Gearbest üzerinden aldık arkadaşlar ve elimize 11 gün gibi bir sürede ulaştı. Hızlı bir şekilde ambalajından kurtulalım. Snoopy SN03P'nin açıklama kısmında bahsetmiştim arkadaşlar. BM800 ile de bir video gelecek, inceleme videosu ve ses testi diye. Hızlı bir şekilde kutumuzu açalım ve içerisindeki ekipmanlarımıza bir bakalım. Öncelikle kullanım kılavuzu tarzı bir broşürümüz var. Kablomuz var arkadaşlar. Kablomuzun bir ucu 3,5 mm ve iki çizgi 3 pinden oluşuyor. Kablonun yapısı gayet iyi, kalın. Herhangi bir kırılma, bükülme olacak gibi görünmüyor. Esnekliği de gayet güzel. Ve diğer ucunda da metal bir kısım var ve mikrofonun bağlantı noktası da bu şekilde. Mikrofonumuzu bağlayacağımız aparatımız bu plastik bir aparat arkadaşlar. BM800'de sizlere gösterdiğim metal bir aparattı. Burada plastik, hatta biraz da şöyle esneyen bir aparatımız var. Po filtremiz var arkadaşlar. Gayet yine büyük, mikrofonumuza gayet rahat olacaktır. Ve mikrofonumuza geçelim. Mikrofonumuz yine ağır, metal bir malzemeden yapılma. Ve giriş noktası da bu şekilde. Yine kablomuzla bağlantı şeklini tekrar göstereyim. Snoopy'de bunu belirtmiştim. Buradaki tırnağa gelecek şekilde oturuyor arkadaşlar ve bağlantı gerçekleşmiş oluyor. Kutu içerisinden çıkan tüm ürünler bunlar arkadaşlar. Snoopy'de aynı zamanda metal bir ayaklık geliyordu. Bu setin içerisinde herhangi bir metal ayaklık yok. Şu anda görmüş olduğunuz ekipmanlar 90 lira arkadaşlar. Ayaklığı ayrıca aldım arkadaşlar. Aynı zamanda onun parçaları da bu şekilde. Ben hepsini ayrı bir şekilde aldım. Bu şekilde hem daha ucuza gelmiş oldu, hem de istediğim renk ve parçaları kendim seçebilmiş oldum. Şimdi kurulumunu gerçekleştirip ses testine geçelim arkadaşlar. Mikrofonun kurulumunu gerçekleştirdik arkadaşlar. Ancak ayaklıkta şunu belirtmek isterim. Buradaki bağlantı yerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir oynama var. Burada sadece vida var. Normalde bu şekilde oynamaması gerekiyor. Ve malzeme kalitesinin de Snoopy'nin kutu içerisine çıkan ayaklığından biraz daha dandik olduğunu belirtebilirim. Ve mikrofon bağlantılarımızı da gerçekleştirdik arkadaşlar. Öncelikle mikrofon ayarlarımızı gerçekleştirelim. Ekranın sağ altında bulunan ses efekti kısmına tıklıyoruz ve kayıt diyoruz. Kayıttan mikrofona özellikler diyoruz. Ve burada düzeylere geliyoruz. Düzeyler direkt olarak %100 ve Snoopy'de biz artı 10 desibelle denemiştik arkadaşlar. Bu yüzden artı 10 desibelle yine tekrar ses kaydını gerçekleştirelim. Ancak şunu unutmayalım. Mikrofon basını ne kadar artırırsanız o kadar fazla dip ses artacaktır arkadaşlar. Bu yüzden dip sesin az olması için mikrofon basını kısmanız alacağınız kayıt için daha iyi olacaktır. Dediğim gibi bir önceki kayıtta bunu artı 10 desibelle yapmıştık. Ve gelişmişe geldiğimizde burada DVD kalitesini seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Windows'un kendi ses kaydedicisinden alıyoruz arkadaşlar kaydımızı. Şu şekilde ayarlayayım. Biraz daha sallanıyor. Ses. Şu anda sesimi BM800 mikrofon üzerinden almaktasınız. Aramızda 4 parmak kadar mesafe var. Ses testi. Ses testi. Bu mikrofonlar biraz daha yakın konuşulması gereken mikrofonlar. Şöyle düzelttiğimde cızırtıları alabilir. Ses testi. Şu anda sesimi BM800 üzerinden alıyorsunuz. Ses deneme. Ses deneme. Ses deneme. SN03P'nin kutu açılımı ve incelemesini yine kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ses kıyaslamasını yapabilirsiniz. Snoopy videosunda bahsetmiştim. Snoopy'de sesi boğma durumu vardı arkadaşlar. Tabii ki bendeki üründe olabilir. Sizin alacağınız üründe böyle bir sorun olmayabilir. Bunu belirtmem gerek. Ve dilerseniz her iki videoyu da inceleyerek karşılaştırmasını kendiniz yapabilirsiniz. Bu incelememiz de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.